Hepimiz kripto parayla uğraşıyoruz ve TradingWire üzerinden çeşitli analizler yapıyoruz. Ve hepimizin kullanması gereken bazı indikatörler var. Bu indikatörleri sizlere bu videoda söyleyeceğim. Tabii ki de bunları parayla satıyorlar arkadaşlar sizlere. Dolandırıyorlar sizleri, kusura bakmayın ama en güzel tabir bu şekilde olacaktı. O yüzden böyle. Bu indikatörlere kesinlikle para falan vermeyin. Hepsi ücretsiz. Ve TradingWire'da çoğu indikatörü parayla satabiliyorlar. Size parayla satılan indikatörlerin çoğu TradingWire'da ücretsiz oluyor. Bu yüzden hepsini araştırmadan indikatör satın almayın. Bunu konuda sizleri kesinlikle uyarmak istedim. Öncelikle kanala abone olup bildirim zilini açarsanız potansiyeli yüksek kripto paralardan daha erken haberdar olabilirsiniz. Geçtiğimiz videoda bir çekiliş yapmıştım sizlere. O çekilişte bu videonun bir yerinde açıklayacağım. Siz de kazanmış olabilirsiniz. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Her videomda çekiliş yapıyorum. Yakında sizlere 100 dolar vereceğim. 100 dolarlık bir çekiliş yapacağım. İsterseniz USDT olarak atarım. İsterseniz de herhangi bir coin üzerinden atabilirim ama 100 dolarlık bir çekiliş olacak. Bu yüzden takipte kalmayı unutma. Herkesi token sahibi yapıyorum. Herkesi kripto paraya yönlendirmeye çalışıyorum. Çünkü geleceğin en önemli gelişmesi bu sektör olduğundan kaynaklı herkesin kripto paraları bilmesini ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi miktar az olabilir ancak önemli olan token sahibi olmaktır. Her zaman dediğim gibi kripto para insanları zengin eder. Yatırımı mantıklı yapan insanları zengin eder. O yüzden kriptoya dair her şeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bu videoda sizlere benim de kendim kullandığım en önemli indikatörleri vereceğim. Tabii ki bu videoda da sizlere bir çekiliş yapacağım. Çekilişin detaylarını açıklama kısmında bulabilirsiniz. Açıklama kısmında belirttiğim görevleri yaparak sizler de çekilişe katılmış olursunuz diyorum ve indikatörlerimize geçmeden önce bu videomuza sponsor olan MXC borsasına çok teşekkürlerimi iletiyorum. MXC borsası global borsalar arasında ilk 10 sırada yerini almış durumda. Çeşitli ödüller ve çeşitli yarışmalarla birlikte sizlere her türlü kazanç fırsatı sunabilen bir borsa. Özellikle ayı piyasasındayken kripto ticareti yapan insanların Binance dışında işlem yapması gerektiği için MXC borsası ayı piyasasında kar sağlayabilecek potansiyeli yüksek kripto paraları listeleyebiliyor. Ve bundan da spot ticareti yapan insanlar güzel kazançlar elde etme imkanına sahip. Ayı piyasasındayken Binance dışındaki projelere ayrı olarak da Binance dışındaki borsalara yönelmemiz gerektiği için MXC borsası da bu borsalar arasında girebilir. Sizler de ayı piyasası içinde kriptodan ek gelir oluşturmak istiyorsanız MXC borsasını kullanabilirsiniz. Çeşitli startup projeleri ve spot ticaretinde çok yüksek kazanç fırsatları sunabilen MXC borsasına komisyon indirimli linkimi de aşağıya bırakıyorum. Komisyon indirimi nedir diye soracak olursanız dümdüz bir linkten eğer kayıt olursanız sizler yüksek komisyonlar ödeyebilirsiniz. Ancak MXC borsasının bana tanımadığı link üzerinden kayıt olursanız sizler 5 lira komisyon ödemek yerine 1 lira ödeme imkanına sahip oluyorsunuz. MXC borsasına kayıt linki açıklama kısmında mevcuttur. Şimdi ise videomuza devam edelim. İndikatörümüz Support and Resistance. Kripto paraların grafiğinde en önemli noktalardan birisi de destek direnç noktalarıdır. Ve bu indikatör sizlere destek direnç noktalarını otomatik olarak gösteriyor. Kırmızı ve mavi çizgiler ile birlikte. Mavi çizgiler bizim destek noktamız oluyor. Kırmızı çizgiler ise direnç noktalarımız oluyor. Kırmızı olan çizgiler direnç noktasından destek görevini aldığı zaman ise kırılmayla birlikte sert düşüşler gerçekleştirmiş olur. Zaten örneklerini şu an ekrana vermiş olacağım. İndikatörümüzün ismi Support and Resistance yazdığın zaman zaten çıkıyor. Neden önemli diye soracak olursanız zaten sizlere başında da bahsetmiştim. Destek direnç noktaları çok önemlidir ve bu indikatör bizlere güçlü destek noktalarını gösterebiliyor. Bunun araylarıyla oynadığınız zaman zaten her destek direnç noktasını gösteriyor. Ayarlarını belli bir noktaya çektiğiniz zaman ise güçlü destek direnç noktalarını göstermiş oluyor. Bunlara göre de işlem almanız mümkün oluyor. Yani işlemlerinizde sizlere rahatlık sağlamış oluyor bu destek direnç noktalarını gösteren indikatörümüz. Bir sonraki indikatörümüzün ismi zigzag arkadaşlar. Zigzag neden önemli? Çünkü trend çizgimizi rahat bir şekilde çekebiliyor. Belirli noktalardan bize zigzag şeklinde, isminden de belli olduğu gibi zaten zigzag bir şekilde bizlere noktaları gösteriyor ve yükselen diplerle birlikte biz de rahatlıkla trend noktasını görmüş oluyoruz. Yükselen tepeler ve düşen diplerle birlikte biz de rahatlıkla trend çizgimizi çekebiliyoruz. İkisini bir arada kullandığımız zaman ise mükemmel işe yarıyor diyebilirim. Alım satımlarda genellikle trendler bizler için çok önemlidir. Düşüş trendinde olduğu zaman ona göre işlem yaparız. Yükseliş trendinde olduğu zaman ise ona göre işlem yaparız. O iki kanal arasındaki dip ve tepe noktalarda genellikle alım satım işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz için zigzag da bizlere trend çizmemiz konusunda çok fazla yardımcı olmakta. Bu yüzden zigzag kesinlikle kullanmamız gerekiyor. Hele ki support and resistance indikatörü ve zigzagla birlikte kullandığınız zaman sizler de trend çizginizi çektiğiniz anda trend desteği ve trend direnç seviyelerini de rahat bir şekilde görmüş oluyorsunuz. Bunu da zaten örneklerle şu anda ekranda görmüş olacaksınız diyorum. TradingWire üzerinde çok fazla araştırma yaptım ancak tam olarak istediğim direkt olarak trend çizgisini çeken bir indikatöre rastlamadım.
Bu indikatörlerden bir tanesi Trendline V2 adı altında bir indikatör var. Ancak bunu entegre ettiğim zaman TradingView'a kullanma, değer girdiğim zaman kullanmış olamıyorum, kullanamıyorum. Ne kadar uğraşsam da pek fazla çalıştıramadım. Sadece belirli değerleri girdiğim zaman saçma sapan bir hareket yapıyor indikatör. Yani tam anlamıyla çalıştıramadım. Ancak çok fazla kullanan kişi var ve yabancı kaynaklar hem de Türk kaynaklara baktığım zaman da bu indikatör bizlere trend çizgisini çekmiyor. Nedenini ise bilmiyorum, ancak çözebilen varsa yorum kısmında bana belirtirse çok makbule geçer diyorum. Son olarak değil de son iki indikatörü de şimdi sizlere göstereceğim. Ben genellikle MACD indikatörünü kullanıyorum. MACD ile bunları entegre, genelde alım satım işlemlerimi bu şekilde yapıyorum. Sizler de MACD bu üç indikatörü birlikte kullanabilirsiniz. Ancak arada sırada Stoker SI'yi da kullanıyorum. Stoker SI nasıldı hemen onu size anlatayım. Arada bir kanal var. Mavi olan çizgi, kırmızı olan, turuncu olan çizgiyi aşağıdan yukarıya doğru kesmişse eğer bizlere yükseliş sinyali veriyordu ve al sinyali veriyordu. Yukarıda tepe noktasında ise bize sat sinyali veriyordu. Buradan da satım işlemini yapabilirsiniz. Yani al sat için kullanılabilir bir indikatör olduğunu düşünüyorum. Ancak kesinlikle tek bir indikatöre göre işlem yapmanızı da önermem. Lütfen çeşitli indikatörler ve SI ve momentum değerlerini de baz almanızı öneririm. Çünkü arada eşitsizlik olabiliyor. Her zaman dikkatli olmakta fayda var diyorum. MACD indikatörü, yani macide olarak adlandırdığı, genelde kripto piyasası macide olarak adlandırır. MACD indikatöründe bu üçüyle entegre ettiğim zaman genelde CIM'le birlikte geçili yaktığı zaman MACD indikatörü güzel bir yükseliş yaşamış oluyor kripto para, seçtiğiniz kripto para birimi. Buna da üçünü entegre ederek trend çizgimi çekip destek direnç noktasını kontrol edip MACD indikatörünün al sinyalini de karşılaştırdığım zaman alım satımlarımı rahat bir şekilde yapmış oluyorum. Tabii herkesin fikri farklıdır. Ben bu indikatörlerle birlikte sürekli kazanmıyorum. Ayrıyeten tabii ki de kaybettiğim de oluyor. Bu yüzden dediğim gibi her zaman farklı indikatörlerden ve teknik analizden, özellikle kripto para hakkındaki gelişmelerden ve olumsuz haberlerden, politik haberler de bu durumları etkiliyor. Yani teknik analizin de çalışmada oluyor. Teknik analiz çalışmazsa zaten indikatörler de çalışmıyor. O yüzden kripto para piyasası çok fazla şekilde politik olaylardan da etkilendiği için kesinlikle her şeyi takip etmeniz gerekiyor. Kaldıraçlı işlemler kullanmıyorum. Bu konu hakkında eleştiriler gelebilir. Hani bunlar kaldıraçlı işlemlere göre pek uygun indikatörler değil. Genelde spot ticareti olarak kullanılmaya değer indikatörler. Bu konuda sizleri bayağı bir hafifletecektir, yükünüzü azaltmış olacaktır bu indikatörler. Son olarak da bir konuya değinmek istiyorum. Arkadaşlar, içinizden bazılarınız gerçekten küfür etmekte haklı. Çünkü videolar çok aksıyor. Neden? Hemen o konuya da değineceğim. Sonra ufak bir dolandırıcılık hikayesi var. Onu da anlatıp videoyu bitireceğim. Arkadaşlar, normalde pazartesi ve çarşamba günü video gelmesi gerekiyordu. Ancak çarşamba günü bir internetim kesildi. Ve daha bugün geldi. Türk Telekom'un altyapısı çalışmasından kaynaklı böyle bir sorun yaşadım. O yüzden videolar kesildi. Bir düzen oturtmaya çalışıyorum. Sürekli bir düzen oturtamadım diye bildirim yapacaksınız. Ancak kusura bakmayınız tekrardan. Bir diğer dolandırıcılık hikayesi de şu arkadaşlar. Buy and Sell diye bir indikatör var. Bunu TradingView üzerinden ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz. Sizlere TikTok, diğer çeşitli platformlar üzerinden bu indikatörü parayla satmaya çalışan insanlar var. Bunlara güvenmeyiniz arkadaşlar. Sizleri maalesef ki zıplıyor, dolandırıyor, çarpıyor, ne derseniz artık. Yatırım tavsiyesi vermenin bir suç olduğu bu piyasada en mantıklı şekilde nasıl dolandırılabilir insanlar dava açılmadan? Tabii ki de indikatör satarak. Ücretsiz indikatörleri sizlere ücretli bir şekilde satan insanlar var bu piyasada. Bunlara kesinlikle güvenmeyiniz. Bu indikatörleri kullanabilirsiniz. Sizin bileceğiniz iş diyorum. Benden tavsiye. Bu video yatırım tavsiyesidir. Çünkü bu indikatörler güzel yatırımlara yol açabilir diyorum. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hepinize bol bol kazançlar dilerim. Çekilişe katılmayı unutmayınız. Aşağıda açıklama kısmında zaten detaylar olacaktır. Görüşürüz.